Kazakistan'da Çin'e karşı protesto düzenlendi. Kazakistan'ın Almatı şehri devlet başkanlığı önünde bir araya gelen grup yapılan Çin yayılmacılığı ve sömürgeciliğini protesto etti. Çin'e bağımlı iktidarın istifasını isteyen grup, "Siz halkın güvenliğinden sorumlu değilsiniz, kimlerin adamlarısınız?" diye haykırdı. Doğu Türkistan'da baskılar had safhaya ulaştı. Kaşgar şehri Yenişehir semtinde cami imamı olan 60 yaşındaki Ablimit İmi'nin 2017'de tutuklanıp hapse atıldığı, tutuklanma nedenine yasa dışı dini sohbet yaptığı ve yasak kelimeler sarf ettiği gerekçe gösterilirken, cami imamı Ablimit İmin Hoca'nın bir kız ve erkek çocuğunun da kampa kapatılarak babası hakkındaki suçlamalara imza atmaya ve kendileri için hazırlanan suçları üstlenmeye, halkın önünde kendi babasını teşhir ederek hakkında şikayetler bulunmaya zorlandığı bildirildi. Mısır'da 25 Ocak devriminin sembol isimlerinden biri olan muhalif aktivist ve blog yazarı Abdülfettah'ın gözaltına alındığı bildirildi. Abdülfettah'ın avukatı Halit Ali sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada Abdülfettah'ın Mısır güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü belirtti. Mısır'daki 25 Ocak devriminin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Abdülfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından Mart ayında tahliye edilmişti. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'la 350 kilometrelik alanı ele geçirdiklerini iddia etti. İran destekli Husilere bağlı El Mesire televizyonunun haberine göre Husilerin askeri sözcüsü Yahya Siri, Allah'tan gelen zafer adı verilen operasyonun ilk aşamasında Necran'da içinde askeri kamplarında bulunduğu 350 kilometrelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürdü. Diğer yandan Suudi Arabistan'ın güneybatısında Yemen sınırındaki Necran kenti yakınlarına bir saldırı düzenlediklerini ve aralarında Suudi ordu subaylarının da yer aldığı binlerce askeri esir aldıklarını öne süren Husiler, yüzlerce zırhlı araca da el koyulduğunu iddia etti. SpaceX üst yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri Starship adlı roketin tanıtımını yaptı. SpaceX'in Teksas'taki üstünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının MK1 versiyonunun 1 ya da 2 ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi. Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı. Rusya'da on binlerce kişi protestolarda gözaltına alınan ve tutuklananların serbest bırakılması için eylem yaptı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada başkent Moskova'da yapılan protestoya yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtilirken sivil toplum kuruluşları bu rakamı 25 bin olarak açıkladı. Moskova'da son aylarda hafta sonları düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmış, birçok kişi de tutuklanmıştı.